Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Orta Doğu'dan gelen haberler bir gerçeği gösteriyor. O da İsrail asimetrik bir savaşı kaybetti. Ne demek istiyorum? Asimetrik savaş çok kısa hatlarıyla, güçlü bir askeri yapıyla, güçsüz bir askeri yapılanma veya milis hareketinin karşılaşması halinde güçsüz tarafın yürüttüğü gayri nizami savaş metotları çerçevesinde güçlü tarafın yenilgisiyle sonuçlanmasıdır. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü sonuç itibariyle İsrail güçlü taraf olarak bir savaşa girdi Gazze'de. Hamas ise bir direniş örgütü, bir milis teşkilatı olarak onun güçlü ordusunu nasıl durdurabileceğini veya nereye kadar durdurabileceğini, nereye kadar direnirse karşı tarafı yenilgiye yöneleceğini bilen bir tarzda savaşa başladı. Asimetrik savaş böyle bir şey. Biz de yaşıyoruz. Biz PKK karşısında 1983 yılından bu yana asimetrik bir savaş yaşıyoruz. Biz güçlü tarafız, PKK bir terör örgütü. Fakat 40 yıldır süren bir çekişme, bir çatışma. Gerçi 2015 yılından bu yana özellikle Hendek Barikat Savaşları'nı atlattıktan sonra PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki varlığını sonlandırma başarısını göstermiş. Bu savaşta zor durumda kaldığı günler yaşasa da hiçbir zaman yenilgiye yaklaşmamış bir ordumuz var. Bu ordu Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Avrupalısıyla desteklenen bir terör örgütüne karşı büyük kayıplar vermesine, büyük zamanlar harcamasına, büyük paralar harcamasıyla asla taviz vermemiş bir kimlik taşıyor. Ve esasında biz belki taktik olarak büyük bir zafer yaşıyoruz PKK karşısında. Şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Fakat tabii stratejik olarak bir büyük zafer kazanıp kazanmadığımızı ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü asimetrik savaş olarak PKK Batı tarafından ve Rusya tarafından, dünyanın küresel güçleri tarafından savaşı kazanması için değil, yükselmesi ve güçlenmesi kaçınılmaz bir ülke olan Türkiye'nin bacağına bağlanmış bir pranga olması için üretildi. Yani o güçler bizim PKK'yı tamamen ortadan kaldırmamızı engelledi. Ama PKK'nın da Türkiye'nin içinde bölücü faaliyetlerinde büyük bir zafer kazanmasına gereken desteği vermedi. Bütün amaç bir hibrit savaş çerçevesinde Türkiye'nin güçlenmesini önlemek, yüz milyonlar, milyarlarca dolarının heba olmasını, insanların kaybolmasını sağlamaktı. Bu yönden baktığınız zaman PKK'nın bize vermiş olduğu o zarar Batı'nın ve Rusya'nın kârhanesine yazılmış bir durumdadır. Bunu da kabul etmemiz lazım. Ama Doktor İmat Musa, yani siyasi psikoloji ve çatışma dinamikleri uzmanı olarak şunu söylüyor. Yani asimetrik bir savaşı bir büyük gücün kaybetmesi yeni bir kavram değil. Niçin? Çünkü asimetrik bir savaşı büyük bir gücün kaybettiğini anlayabilmeniz için Afganistan'a bakmanız yeterlidir. Hem Sovyetler Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin battığı bir coğrafyadan söz ediyoruz. Sovyetler Birliği oradaki asimetrik savaşı 10 yıl, Amerika Birleşik Devletleri 21 yıl dayanabildi. Ama sonuç itibariyle ellerindeki Kalaşnikovlar, omuzlarından atılan roketlerle üniforması bile olmayan, ayağındaki sandaletiyle savaşan Afgan savaşçılar veya milisler iki süper gücü Afganistan topraklarına gömdüler. Tıpkı Filistin direnişinin Gazze'de İsrail'i gömüyor olması gibi. Türkiye ile Afganistan ve Gazze'de yaşanılan olaylar arasındaki en büyük fark, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru silahlı kuvvetlerinin meşru topraklarını savunuyor olmasıdır.
Afganistan ve Gazze'de güçlü tarafın asimetrik savaşı sürdüren güçsüz taraf karşısındaki yenilgisinin temeli güçlü tarafın kendisine ait olmayan bir toprağa sömürgeci bir kimlik ve işgalci bir yapıyla girmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden İsrail kaybediyor. Bu yüzden Amerika ve Rusya zamanında kaybetti. Bakın yine İmad Musa'dan bakacak olursak İsrail'in sınırsız bir zamanı yok bu savaşta. Türkiye'nin sınırsız bir zamanı vardı. Çünkü Türkiye savaşı kendi topraklarında yürütüyordu. İsrail şu anda yabancı bir toprakta asimetrik bir savaşın batağına girmiş vaziyette ve ne kendi halkı ve kendi iç politikası ne de küresel sistemin politikaları İsrail'e 20 yıl süre tanımıyor. Ne kadar çabuk bitirirsen o kadar çabuk bitsin diyorlar. O kadar. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefik olarak İsrail'e yeter bu kadar katliam, artık sen daha düşük düzeyli bir savaş sistemine geçmelisin mesajını göndermesi çok dikkat çekici bir gelişmedir. Bu gelişmeyi göz ardı ederek yaşayamayız. Bu yüzden baktığınız zaman gerçekten büyük bir yenilgiyle karşı karşıyayız ve özellikle artan sivil katliamının soykırım mahkemesine kadar ilerlemiş olması İsrail'in zamanının iyice daralmasına neden oluyor. Nitekim bugün gelen Arap medyasındaki bilgilere göre İsrail bir ateşkes anlaşması çerçevesinde yakaladığı yerde öldüreceğini söylediği Hamas liderlerinin Gazze dışında yaşamasına izin vereceğini, onlara suikast düzenlemeyeceğini falan iletmiş Katar'a. Bu yönden baktığınız zaman esasında İsrail yönetiminin de içine girdiği büyük bataklığın farkında olduğunu hemen anlayabiliyoruz. İmad Musa'ya göre İsrail'in kurtuluşu yok. Yani ya asimetrik savaştaki bu ağır yenilgisini kabul ederek neresinden dönülse kârdır politikasına girecek yahut da çürümeye devam edecek. Çünkü bu çürüme işi aynı Ukrayna'da olduğu gibi asimetrik savaşı kronik olarak kaybeden büyük güçlerin en büyük sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Amerika ve Rusya, daha doğrusu Sovyetler Birliği Afganistan'dan arkalarına bakmadan kaçmayı tercih etmişlerdi. Sanıyorum Rusya'nın Ukrayna ve özellikle de İsrail'in Gazze'deki süreleri de hızla daralıyor. Hoşça kalın.